Çünkü imar planlarının yamalı bohça olmasını biz de istemiyoruz. Bizim de hoşumuza gitmiyor. Birincisi bu. İkincisi de kentsel dönüşümde yeni bir dönem, yeni bir anlayış getirilmeli. Eskiyen araçların yenilenmesi mantığına benzer bir şekilde konutlar da bu şekilde yenilenmeli. Üçüncüsü de kaçak yapılaşmayı önlememiz lazım. Kaçak yapılaşmayı ben isterseniz bizim belediye başkanlarına, Şaban Çopuroğlu il başkanımıza, ilçe başkanımıza da sorabilirsiniz. Kaçak yapının takibini belediyeden almaları lazım. Yani kaçak yapılaşma belediyenin eliyle, kontrolüyle kontrol edilmesi mümkün değil. Bir yerde bir inşaat temeli atıldığında, o inşaatın çevresinin kapanmasından tutun, oraya Adapaf'ta parsel ve müteahhitin adı soyadı neyse işte telefonu, iletişim bilgisi, diğer şeyler yazılması, ruhsat bilgisinin yazılması, gidecek çevre müdürlüğünden ve emniyetten kolluk güçleriyle birlikte 3 kişilik, 5 kişilik, aynı sigara ekibi gibi bir ekip. Diyecek ki, evet Osman Bey bu inşaat sizin bizim. Bir görelim bakalım ruhsatı. Ruhsatı görecek. Ruhsat yoksa orayı mühürleyecek, diyecek ki ilgili belediyesinden ruhsatınızı alın. Yoksa inşaata devam ettirmeyeceğim. Yani bunun bizim üzerimizden alınması lazım. Çünkü kaçak yapıyla ilgili bizim zabıtalar gittiğinde sürekli karakolluk oluyoruz. Sürekli tehditler, şantajlar oluyor. Dolayısıyla bu yani hem imar planı yapma yetkisi bizde. Hem inşaat ruhsatı verme yetkisi bizde. Hem kaçak yapıyı tespit etme riski bizde. Tespit ettin, gerekli ceza işlemi yapma, yıkma bizde. Meskenini verme bizde. Yani dolayısıyla bu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yerel yönetimlerin değil, merkezi yönetimin bu konuda güçlü, yok, devlet yönetimin, merkezi yönetim demeyelim mi? Yok, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini sağlar bu zaten. Yani eğer kolluk güçleri, valilik ve bağlı birimler belediyeye destek verirse o zaman sıkıntı yok. Bakın kırsal alanda bir hazine arazisinde siz şey yaptığınızda, kaçak yapı yaptığınızda, jandarma tespit ettiğinde bize direkt emniyetten yazı geliyor, jandarmadan yazı geliyor, valilikten. Biz onu gidiyoruz, yıkıyoruz. Hiçbir ses çıkmıyor. Ama merkeze gelince? Ama merkeze geldiğinde olmuyor. Yani burada Türkiye'deki kaçak yapılaşma kelimesini defterden silmemiz lazım. Bu Avrupa'da yok. Evet. Kaçak yapılaşma Amerika'da da yok.